Babam bağlama alıyordu, annem kırıyordu. Ben hiç pişman olmadım. Ömrümün yarısı konservatuvarda geçti. Aşıklar Kahvesi ilk üniversitemdir. Okul öncesinde okula gitmeden babama yardım ederdim. Babam benim berberdi. İlkokulu Davut Kadı İlkokulu'nda okudum. Okuldan sonra babama yardıma gidiyordum. Babam çok radyo dinlerdi. Ondan çok etkilendim. Radyoda çok türkü dinlediği için etkilendim. Arkadaşlarım arasında türkü söylüyordum. Bu bir gelenek herhalde. Bu şekilde geçti çocukluğum. İlkokulda mandolin çalan öğretmenimiz vardı. Sürekli müsamerelere beni çıkartıyordu. Kendisi çalıyordu, ben de söylüyordum. İlkokul öğretmenim keşfetti. Dedi, sen herhalde müzik öğretmeni falan olacaksın dedi. Daha sonra bu süreç ortaokul, lise böyle devam etti. Yine ama müzikten kopmamak şartıyla. İlerisini düşündüm. Dedim ben bunu meslek haline getirebilir miyim? Çok çalışarak bu hallere geldim. İleride de hobim, mesleğim oldu. O zamanlar tabii ki babam türkü söylüyordu ama gündemde şey vardı, arabesk vardı. İnsanlar ona yöneliyorlardı ve benim de böyle bir çalışmalarım oldu. Aile gazinolarında falan çalıştım. Hatta İbrahim Tatlıses vesaire ünlü sanatçılara da çaldım o yaşımda. Gazetelerde baktım böyle yaşı küçük, sesi büyük, işte çok becerikli falan böyle haberler çıkmaya başlayınca bu sefer annem buna pek müsaade etmedi. Taksim gazinosunun sahibi ben öğrenciyken beni küçük Emrah gibi olmamı istedi galiba. Fakat annem buna izin vermedi. Babam çok şey istekliydi, müzikle ilgilenmemi istedi. Anne engelimi babam açtı. Babam bağlama alıyordu, annem kırıyordu mesela. Annem istemiyordu benim türkü söylemem, bağlama çalmam falan istemiyordu. Annem benim direkt bir fabrikaya girip fabrikada çalışmamı istiyordu. Bir fabrikaya girsin, belirli bir kazancı olsun. İşte evlendirelim, çoluk çocuk sahibi olsun, evine baksın, torunlarımızı sevelim düşüncesi vardı. Ailem içerisinde hiç bağlama çalmadım ben ya da türkü söylemedim. Çünkü annem istemiyordu. Sadece kendi düğünümde çaldım. O da benim çok hoşuma gitti. Aşıklar Kahvesi ilk üniversitemdir. Orada çok şeyler öğrendim. Çünkü orada bir edep vardı, bir düzen vardı, bir saygı sevgi vardı. Büyük abilerimiz orada bağlama çalarken biz dinlerdik, elimize bağlamayı almazdık hiç. Sadece türküler Aşıklar Kahvesi'nde söylenirdi. Biz de Aşıklar Kahvesi'nin bünyesinde bulunan ağabeylerimizle birlikte işte burada konservatuar alt müziği bölümünün kurulmasıyla ilgili böyle bir çabanın içerisine girdik. Bursa biliyorsunuz Gezek'le ilgili ünlü bir şehrimiz. Gezek kültürü çok fazla fakat halk müziği ile ilgili böyle bir çalışma olmadı, yapılmamış. Büyükşehir Belediye'mizin yetkilileri üniversiteden Fikret Değerli Bey, daha önce de bahsettiğim Mücevher Paşmakçı hocamızı çağırarak burada bir halk müziği korosunun kurulmasına yardımcı oldular ve sonuçta da gerçekleşti. Halk müziğinin enjekte edilmesi, çocuklara tanıtılması Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda oluştu. Ben hiç pişman olmadım. Ömrümün yarısı konservatuarda geçti. Bölgemizde korolar kurmaya çalıştım. Bana görev yazıldı. Ben 6 sene Kocaeli depremine gittim. Enkazlar yerdeyken oradaki koroyu tekrar çalışmaya başladım. Büyükşehir'in Kocaeli Belediyesi'ne ve oradaki halkımıza katkısıdır bu. Tabii hüzünlü bir ortamdı. Deprem enkaz yerde ve siz Türk koroya türkü öğretiyorsunuz. Bir uzun hava öğretiyorsunuz. Arka taraftaki birkaç kişi ağlıyor. Çünkü aileden yitirilen insanlar var. Enkaz altında kalan insanlar var. Bunlar beni etkiledi ama yine soğukkanlılığımı koruyarak oradaki insanlara yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Çok öğrenciler kazandım orada. Başta onlar da şu anda bayağı ünlü öğrencilerim de var orada. Elif Buse Doğan, Nurettin. Hepsi üniversiteyi bitirdiler, İTÜ'yü bitirdiler. Adapazarı Konservatuvarı'na gittiler. Yani hepsi müzikle ilgilendiler. Orada bir etki bıraktığımı zannediyorum. Engelliler benim hayatımda en çok mutlu olduğum bir grup. Onlardan çok şey öğreniyordum. Zorun nasıl kolay olduğunu, tek başına
hayatta nasıl kalınabileceğini onlardan çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Ben engel demiyorum onlara, özel çocuklarım diyorum. Fakat keşfedilmemiş, üzerinde durulmamış. Çok mutluyum ben onlarla, çok şeyler öğreniyorum. Bir babaanne geldi, benim kızım dedi konuşmuyor dedi. Dedim konuşmuyor deyince nasıl, hiçbir şey, sadece su, böyle su, ekmek falan, yani o kelimeleri, o heceleri de çıkartamıyordu. Ben böyle harf modülleri falan var, onlarla ilgili biraz çalışma yaptım onda. Yine aynı kayıtlar verdim. Ölü, yaralı hücreler, yani canlanmaya başladı herhalde. Ve o konuşmayan kız artık konuşuyor ve türkü istemeye başladı. Evde de susturamıyoruz diyor babaannesi. Türkü yakıcılar vardır bizim geleneksel müzikte. Ya şöyle söyleyeyim, yani kulaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa bir sözlü bir edebiyattır bu, aktarılır. Ama bunların bir yakıcıları vardır. Her türkünün de bir hikayesi vardır. Bugün herkes H15'li falan örnek verir. Evet, gerçekten H15'li bir ağıttır. Yani 14-15 yaşında Çanakkale Savaşı'na giden askerlerde bir hüzün vardır ama bu dönemsel olarak işte Tokat'ta doğar, Kastamonu'da doğar, işte Tokat'ta bir oyun havası haline döner. Türküler taşınır. Kültürümüzün taşınmasıyla ilgili bayağı, mesela örnek veriyorum, Güney Kore'ye gittim, Litvanya ve Avrupa'nın birçok ülkelerine Bursa'yı temsilen koromu götürdüm. Orada konserler verdim. Onlara türkü bağlama öğrettim. Onlardan koro kurdum. Ve ilgileri mükemmel. Bizim halk oyunlarına da ilgileri çok fazla. Benim Japonya'da öğrencim var. Hala devam ediyor görüşmemiz. Türkü öğrenmeye geldi. Yani bağlama öğrenmeye geldi. Ve bağlama öğrendi. Şimdi kendi ülkesinde bizim Türk müziğimizi temsil ediyor, halk müziğimizi temsil ediyor. Çevre köylerimizi onlara konser verme ile ilgili projelerimiz vardı. İlginç olan bir köyümüze gitmiştik. Muhtar Bey amca dedim, nerede konser yapacağız dedim. Tabii bütün cihazlarımızla birlikte bir yere götürdü beni. Burada dedi yapacaksınız dedi. Biz dedim burada yapamayız dedim konseri. Burası küçük bir alan. Bize dedim geniş bir alan lazım dedim. Siz dedi konservatuarif için gelmediniz mi dedi. Hayır dedim, biz konser vermek. Yine de bizi mutlu gönderdi. Biz yine görevimizi yaptık. Orada mevcut köyün sahasında, alanında az kişi de olsa konser verdik. İznik'te bir Muhtar Bey amcayla da görüştük. Dedik köyünüzde yani yaş ortalaması yüksek olanlar ve türkü söyleyenler var mı diye bir soru sorduk. Dedik yani kınalarınız nasıl yapılıyor düğünlerde? Sonra kamerayla gelip bir çekim yapabilir miyiz? Yani o yaşlı amcalarımızdan türkü derleyebilir miyiz? Ya da yaşlı teyzelerimizden dinleyebilir miyiz? Siz dedi bizi, bizim şeylerimizi camda mı oynatacaksınız diye böyle bir tepkisi oldu. Kamerayla geleceğiz dediğimiz için oraya gidemedik mesela. Orada türkü derleyemedik. Teoman Azat dönemiyle başladı benim konservatuar yaşantım. O günden bugüne kadar çok süreç geçti. Tabii şu dönemde imkanlarımız çok fazla. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları çok fazla. Bütün sanatçılar Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın hem sanat müziği bölümüne hem de halk müziği bölümüne gelmiş oldu. Son dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu katkılarından dolayı ben şöyle teşekkür ediyorum. Bize hayır denmedi hiç. İsteklerimize hiç kimse hayır denmedi. Bilakis destek gördük.